Gel konuşalım'a hoş geldiniz. Gel konuşalım'ın bu akşamki konuğu Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili adayı Sezai Temelli. Sayın Temelli ile hem genel olarak seçim sürecini hem de Muş'taki çalışmalarını konuşacağız. Sayın Sezai Temelli hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir seçim kampanyası içindesiniz. Çok yoğunsunuz. Hakikaten sizleri takip ederken biz yoruluyoruz ama Muş'ta da diğer şehirlerde, ilçelerde de her seçim bürosu açılışı bir mitinge dönüşüyor. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Gerçekten iyi gidiyor. Bu büro açılışlarını başka bir parti yapsa eve gidip artık otururlar derlerdi. Çok iyi bir miting yaptık. O seçimi kazandık derler. Bizimki sadece bir büro açılışı. Bu neyi gösteriyor? Çok ciddi bir katılım var, coşku var, bir kararlılık var. Ve bir de tabii artık öfke var. Bitsin istiyor insanlar. Bu sürecin ve bu şiddet dolu geride bıraktığımız yılların son bulmasını istiyor insanlar. Çok samimi bir şekilde bunu dile getiriyorlar. Yani sadece oraya gelirken hani klasik bir büro açılışı ya da alışılagelmiş hani bize ait o coşkuyu sergilemenin ötesinde hani öfkesini de giyinip geliyor. Artık kızgınlığını da giyinip geliyor. Tabii bunu dışarıya bir şiddet olarak yansıtmıyor ama hep beraber o dayanışmayla sandığa iradesini çok net yansıtacağını hepimize sergiliyor. Bence bütün Türkiye'de bunu izliyor. Hatta dünya izliyor. Çünkü gerçekten çok ilginç görüntüler. Yani baktığınızda bir büro açılışının bu hale dönmesi aslında işte belki de şu son 8 yılın ve özellikle de son 5 yılın birikmişliklerinin ortaya çıkardığı sonuç. Peki yurttaş bu kadar bu çatışmalı süreçten, bu ekonomik krizden, bu iktidardan hakikaten usanmışken ve değiştirmek isterken Erdoğan'ın seçimlerde özellikle Kürtleri hedef alarak bir kampanya yürütmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan bir kere şu sürece baktığında büyük olasılıkla geride bıraktığı 21 yıllık iktidarı, son işte masayı devirdikten sonraki 8 yılı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında geçirdiği 5 yılı sağlıklı bir şekilde oturup değerlendirse neden buraya sürüklendiğini çok iyi anlayacak. Fakat sağlıklı bir şekilde değerlendirebilecek artık bir dimağa sahip olduğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla acze düştü. Ciddi bir tükenmişlik sendromu altında ve aciz içinde. Neden acze düştü? Mesela 21 yıl iktidarda olan bir parti böyle bir kompozisyonla seçime gider mi? Yani mesela oturup siyaset bilimciler, sosyologlar, bunu değerlendirir. Hatta psikologlar bile değerlendirebilir. Yani düşünebiliyor musunuz? Yanında işte Hüdapar var. Yeniden Refah Partisi var. Destici var. DSP var. Yani bu kara mizah gibi bir şey şimdi tabloya baktığınızda. Zaten MHP ile olan birlikteliği AKP dediğimiz partinin tüm siyaset ruhunu yok etmiş, tüketmiş bir durum varken siz hala böyle bir fotoğrafta yer alıyorsanız cidden tükenmişsiniz demektir. Peki tükenen bir Erdoğan ne yapar? Tükenen bir Erdoğan'ın yapabileceği elinde yegane şey yine o şiddet silahına sarılmak, nefret söylemine sarılmak, ayrımcılığı dayatmak. Özellikle Türkiye'de son 8 yılda yine Kürt düşmanlığına bağlı ayrımcılık çok çok ciddi bir sorun yarattı. Ama ısrarla görüyoruz ki ayrımcı politikaları, nefret söylemini, düşmanlığı, her türlü medya, kendisine bağlı medyayla sergilemeye devam ediyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve toplumun artık büyük bir kesimi de buna karşı bir tepki ortaya koyuyor. Şimdi o DSP'den filan siz de bahsettiniz de Erdoğan'ın Millet İttifakı ile ilgili en çok eleştirdiği işte bunlar birbirine benzemez partiler nasıl bir araya geldiler çıkar uğruna yan yanalar gibi söylemler vardı. Şimdi tamam Hüdapar, MHP, Yeniden Refah Partisi, AKP
birbirine benziyor diyebiliriz birçok noktada. DSP'nin dahil olmasıyla kendisi aynı kompozisyonun içine düşmedi mi size göre? Düştü. Baktığınız zaman yani AKP'nin kuruluş dönemine dair söyledim ben biraz önce söylediklerimi. Yani AKP'nin kuruluş döneminde şu anda yan yana olduğu hiçbir partiyle yan yana olma şeyi yoktu. İddiaları da böyle değildi. Savundukları şeylerdi. Biz o zaman da AKP'ye karşıydık. O zaman da muhalefetimizi yapıyorduk ama AKP'yi konumlandırdığımız yer merkez sağ, işte Müslüman Demokratlar hatırlarsa bizi izleyenler böyle tanımlanıyordu. Neoliberal politikaları savunuyorlardı ama AKP'nin o ilk dönemlerine ırkçı tanımlamasını kimse yapmıyordu. Yapmak da haksızlık olurdu şimdi açık Evet, söylemek çok. gerekirse. Ama bugünün AKP'si ırkçıdır artık. Çok net. O yüzden rahatlıkla ırkçılarla yan yana geliyor. Şimdi DSP orada baktığınızda hani farklılık gibi duruyor ama mesela DSP'nin Kürt meselesine yaklaşımına şöyle bakarsanız bugünkü DSP'ye baktığınızda o da ırkçıdır. Yani onları buluşturan şey sürüklendikleri bu ırkçılık batağıdır. AKP'nin buraya sürüklenmiş olması da işte Erdoğan'ın acize düşmesinin bir göstergesidir. Diğer taraf içinde mesela evet altı benzemez bir aradalar orada. Bu çok hatta onların içine benzeyenler var. Mesela AKP'den gelen partiler aslında aynı geçmişin mirasını bir şekilde taşıyorlar. Bugün muhalif olduklarına bakıyoruz ama şöyle dönüp AKP'nin ilk 16 yılına baktığımızda beraber ıslanmışlar o yağmurda belli. Böyle bir tarafları da var. Bugün onları buluşturan şey ise her şeyden önce asgari müştereklerde bir demokratlık anlayışı Evet. var. Liberal bir demokrasiyi yeterli gören ve bu minvalde hareket eden ama orada da yine şunu görüyoruz. Irkçılıkla tanımlamasak da devletin milli çizgilerine olan bir sınırdaşlık var. Yani onu aşmak gibi bir dertleri yok. Bu anlamıyla baktığımızda Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda her iki tarafında sancıları olmakla beraber tabii ki Millet İttifakı öteki tarafla kıyaslanmayacak kadar daha merkez sağda kendini konumlandırıyor. Bunu söyleyebilirim. Bir genel af tartışması da devam ediyor. İşte bazı iddialara göre AKP genel af ilan edecek, bazı iddialara göre Millet Partisi kazanırsa, Millet İttifakı kazanırsa bir genel af ilanı söz konusu olabilir. Kürtler açısından baktığımızda biz şu anda genel affın olabileceğini düşünebilecek durumda mıyız sizce? Yoksa şöyle sorayım. Millet İttifakı diyor ki hukukun üstünlüğünü savunuyoruz, demokratik bir Türkiye inşa edeceğiz. Zaten bu durumda hukuksuzca, demokratik olmayan biçimde hapsedilmiş binlerce, on binlerce siyasetçi, Kürt varken cezaevinde onların hukuka uygun bir biçimde serbest bırakılması af mıdır size göre? Şimdi genel af bir teknik terim. Dolayısıyla Türkiye böyle bir tekniği, hukuk tekniğini bence gecikmeksizin uygulamalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Yani kavramsal karşılığı üzerinden tartışmak yerine artık geç kalmaksızın bu teknik yoluyla bunca adaletsizliğe hızla son vermeliyiz. Evet. Yani af mıdır, suç mudur? Bu siyasetin içinde uzun yıllar tartışılacak. Ve AKP'nin yaratmış olduğu bu adaletsizliğin de bu tahribatında muhakkak adalet önünde hesabı sorulacak. Bu ayrı bir tartışma. Kimsenin affedilecek bir suçu yok bizim cenahta. Evet. Bizim arkadaşlarımızın hepsi tutsak. Dolayısıyla Rehine. adaletli rehine aynen tutsak. Dolayısıyla bu anlamıyla bir af tartışması zaten söz konusu olamaz. Ama bir hukuk tekniği olarak bir an önce geç kalmaksızın çünkü çok ciddi adaletsizlikler ve mağduriyetler söz konusu. İnsanların bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz ve iktidarın değişmesiyle beraber bence parlamentoda bu gündeme gelmeli ve hızla hayata geçirilmelidir. Tabii bu konuda bazı istisnalardan bahsedecekler, bazı tartışmalarla gündemi başka yere götürmeye çalışacaklar.
toplum vicdanının kaldıramayacağı meseleler olacaktır. Bunların hepsi tartışılabilir. Ama buradaki genel af meselesinin esas yoğunlaşması gereken şey siyasi tutsaklıklardır. İfade özgürlüğünden, gazetecilikten dolayı bugün cezaevinde olanlardır, sürgünde olanlardır. Dolayısıyla biz burada af deyince hemen önümüze işte efendim çocuk istismarından, tacizden yatanları da mahvedeceksiniz. Ya da kadına şiddet uygulayanları da mahvedeceksiniz. Hayır, bu başka bir tartışma. Evet. Bu toplum vicdanına dair bir tartışma. Bu tabii ki tartışılır. Onun istisnai halleri düşünülür. Bu da çözülür parlamentoda. Ama bu meselenin esas odağını saptırmamak bence çok çok önemli. Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesi de aslında bence buradan geçiyor. Bir an önce bu teknik üzerinde yoğunlaşılmalı. Ben seçimden önce böyle bir şey beklemiyorum. El ele böyle ırkçı bir anlayışın siyasi özgürlüklere yönelik böyle bir adım atmasını beklemiyorum. Ama seçimden sonra parlamento bence bunu gündemine almalı. İktidar değişikliği önemli ama parlamentonun kompozisyonu da çok önemli olacak. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı'nın 301'e ulaşmaması çok çok kritiktir. Bunu bütün siyasi ve toplumsal muhalefet çok ciddiye almalıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı oğlu parlamentoda Cumhur İttifakı'nın 301'e ulaştığı bir şey bir seçim başarısı olamaz. Dolayısıyla bunu iki seçimi bir arada düşünüp parlamento kompozisyonunu önemli biz öncelik haline getirmeliyiz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı ortak yayınlarda hep şunu söylüyor. Biz işte araştırmalar yaptırıyoruz, önümüze araştırmalar geliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem milletvekili çoğunluğunda açık ara öndeyiz. Yani şunu demeye getiriyor. Biz öylesine seçim çalışması yürütüyoruz. Siz hem sahadan hem de Türkiye'den gözlemlerinize dayanarak nasıl bir sonuç bekliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinde? Bir kere Türkiye'de şu anda yapılan araştırmaların büyük bir çoğunluğu yani affedersiniz ama çöp. Yani evet. Sipariş araştırma. Güvenilir değil. Güvenilir olmadıklarını da artık çok iyi anlayabiliyoruz. Çünkü bakın programın başında bir büro açılışları sahnesinden bahsettik. Evet. Şimdi bu büro açılışına bu kadar kitle gelip de araştırma sonuçlarının bununla bu kadar tutarsız olması mümkün olabilir mi? Türkiye genelinde biz büro açtık. Türkiye genelinde büro açılışlarının katılımı aslında araştırmanın örneklemi içinde yer alması gereken nispi ağırlığa karşılık geliyor. Yani ben araştırmacı kimliğimi söylüyorum. Şimdi sahayı gözlemliyorsanız sahada bu göze batan şey sizin araştırmalarınıza yansımıyorsa siz örneklem hatası yapıyorsunuz demektir. Kararsızların dağıtılmasında da keza aynı şey söz konusu. AKP sipariş araştırmalar yapıyor ama AKP ve Erdoğan bir kere her şeyden önce bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanıyor. Yani bir araştırma yapmasına gerek yok onun. Bunu kirli bir propaganda aracı olarak insanlara işte öndeyiz ya da işte seçimi kazanıyoruz gibi söyleyebiliyor. Millet İttifakı'nın da böyle bir yanılsama içinde olma olasılığı var. Sağlıklı araştırma önemlidir. Ama şöyle bir gerçeklik var. Sağlıklı birkaç tane araştırmadan kaynaklı şu bunu dile getireceğim. Şu anda AKP, MHP işte bütün bu toplam %35 barajındalar. Bunu biliyoruz. Diğer taraf Millet İttifakı dediğimiz yapı da şu anda bazı araştırmalarda 44'e kadar çıkıyor. Yani ben ortalama araştırmalardan bahsediyorum. Dolayısıyla da biz de 12 7 Haziran başarımız %13'tür. Bunu yakalama olasılığımız da çok yüksek gözüküyor. Bütün bunları topladığımızda işte 3 ittifak üzerinden hesapladığımızda %100'e yaklaşıyoruz, tutturuyoruz. Diğerleri ihmal edilebilir. Yani ittifak dışında kalan partilerin hepsi ihmal edilebilir ağırlıkta. Bu durumda
maçın sonucunu tabii ki biz belirleyeceğiz. Hı. Biz de Erdoğan karşıtı bir siyaseti, muhalefeti uzun süredir sürdürüyoruz. Erdoğan'a da söyledik bunu. O masayı devirmeyecektin. Demokratik çözüm üzerinden Türkiye demokratikleşme umudunu taşırken, bunu toplumsallaştırmak, bütün muhalefete buna katmak varken, sen çöktürme planlarıyla kendi ikbalinin peşinde koştun. O yüzden 31 Mart'ta biz sana bir fragman gösterdik. Şimdi de filmin sonunu 14 Mayıs'ta izleyeceksin. Görünen o. Fakat bu tabii bütün bu araştırmalarda şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklı olduğu için seçmen, bu mesele büyük hata payları içerebilir. Parlamento kompozisyonuna, dağılımına dikkat etmemiz gerekiyor dememin nedeni bu. O yüzden oylarımızı verirken biz gayet seçici, kararlı ve bu aritmetiği dikkate alan bir yerden oylarımızı vermeliyiz. Biz ısrarla bu yüzden diyoruz ki bütün herkese Yeşil Sol Parti'ye oy verin. Yeşil Sol Parti'ye oy verirken tereddütte kalmayın. Başka bir seçenek üzerinde tartışmayın bile. Bütün muhalefete söylüyoruz. Neden? Çünkü özellikle kararsızlara ve demokrat muhalefete, sosyalist muhalefete söylüyoruz. Nedeni çok basit. Yani 301'i vermek istemiyorsak haritasını karşımıza alacağız. Seçim bölgelerini karşımıza alacağız. HDP'den giden bir oyun sandalye dağılımlarını nasıl etkilediğini seçim bölgemizde, bütün Türkiye'ye hadi bakamıyorsunuz diyelim, vaktiniz yok. Seçim bölgenizde bakacaksınız. Eğer HDP çıkartmıyorsa kim çıkartıyor? HDP'nin çıkartmadığı yerde AKP çıkartıyor arkadaşlar. Bu kadar net. Yani siz HDP'den gidecek olan olası kayıpların neye yarayacağının artık farkında olmalısınız. CHP'liler de farkında olmalı. Bakın sadece ittifakla güçlerimizi demiyorum ben. Çok doğru. CHP'liler de farkında olmalı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu iktidarda, parlamentoda Cumhur İttifakı'nda olduğu bir senaryo iyi bir senaryo değil. AKP'nin çoğunluğu aldığı bir senaryo iyi bir senaryo değil. Ama bütün Türkiye'deki muhalefet şunu biliyor ki HDP parlamentoda ne kadar güçlüyse, yani Yeşil Sol Parti adıyla seçime girdiğimiz için YSP ne kadar, Yeşil Sol Parti ne kadar güçlüyse Türkiye'nin demokratikleşme olanağı da o kadar güçlüdür. Türkiye'nin önündeki bu sıkıntıları aşma gücü de o kadar olanaklıdır. Şimdi siz çok açıklıkla bunu dile getirdiniz. Bu tartışmalar da halen devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'na listeler verilmiş olmasına rağmen ittifak içinde özellikle TİP'le Yeşil Sol Parti arasında böyle bir tartışma var. TİP diyor ki biz baktık, sizin sözünü ettiğiniz o haritalara da bakmışlar. Diyorlar ki biz HDP'den, CHP'den oy almadan, onların gücünü eksiltmeden kendimiz 20'ye yakın milletvekili çıkaracağız. Bazı iddialar işte 15 milletvekili şeklinde ama genelde 20 milletvekili gibi bir iddiaları var. Dolayısıyla bu iddianın ve ortak listeyle girilememenin bu 301 milletvekilini Cumhur İttifakı'na verme konusunda bir etkisi olur mu size göre? Şimdi tipli yoldaşlarım, saygı duyuyorum. Onları seviyorum da. Hiçbir sorunumuz da yok. İttifak anlayışımızda da bir çatışma yok. Mesele seçim meselesi. Seçim stratejisinde bir sıkıntı var. Ben tipli yoldaşlarıma sesleniyorum. Hepimiz yanılıyoruz. Bir tek tip mi yanılmıyor? Yani bütün herkes, bilim insanları yanılıyor, aydınlar, entelektüeller, bu konuya kafa yormuş araştırmacılar, diğer siyasi partiler, hepimiz yanılıyoruz. Tip yanılmıyor. Bir kere bilimsel olarak şüpheye düşmeleri lazım. Yani bunun olmayacağı. Çünkü bu böyle bir şey olamaz. Ya biz hepimiz tipe karşı ittifak yapıyoruz. Böyle bir şey var ki bu komik olacak bir şey değil. Ya da tip hesaplarını gözden geçirmeli. Bu kadar basit.
Biz bu konu üzerinde çok yoğun çalıştık. Gerçekten yoğun çalıştık ve çok uzun süredir strateji olarak da çalışıyoruz. Bilimsel olarak karşılığı yok, matematiği yok, aritmetiği yok, sosyolojisi yok. Yani yok, gerçekten yok yani. Bunu herkes de söylüyor. Yani bir tek ben söylesem tamam. Ya da bir tek bizim parti söylese, Yeşil Sol Parti tamam. Ama herkes söylüyor. Herkesin söylediği bir şeye dönüp bakmak gerekiyor. Peki arkadaşlarımız ne diyorlar? Biz diyorlar baktık. Öyle bir kitle var ki alan düşünün, tasavvur edin. Öyle bir kitle var ki bu kitle HDP'ye oy vermiyor. Ya da içine sindiremediği şeyler var. Peki bu kitleyi kazanmak istiyoruz biz. Onlara diyorum ki böyle bir kitle yok. Yok böyle bir kitle. Yani HDP'nin çeperindeki gri alanların nereler olduğu belli. Evet. Mesela Türkiye'de HDP'nin AKP ile arasında bir gri alan var. Bizim özellikle Kürdistan'da bunu çok iyi biliyoruz. Burada geçmişte bu iki partinin dışında zaten başka partilerin ciddiye alınır bir oyları yoktu. Biz burada karşı karşıya geliyoruz. Burada bir gri alan var. Bu gri alan ben artık AKP'ye vermiyorum. Sol Parti'ye de vermek istemiyorum dediğinde seçenek olarak İşçi Partisi'ne yönelmez. Böyle bir sosyoloji, böyle bir anlayış olamaz. Batı'daki gri alanımız bizim. Kimle? Baktığımızda burada da Cumhuriyet Halk Partisi ile. Burada da buradaki gri alanın nispi ağırlığı da Alevi nüfusu. Bunu da biliyoruz. Şimdi bu Alevi nüfusu da biz HDP'ye vermiyoruz dediğinde adresi CHP'dir. CHP'ye vermiyoruz dediğinde adresi Alevi'dir. Çünkü Alevi temsiliyeti bu iki partide bir karşılık bulmuştur. Dolayısıyla böyle bir gri alanda söz konusu değil. Bunun dışında yüzer gezer oylar dediğimiz bir kesim varsa ki vardır, her seçimde vardır. Ve bu kitlenin tümü Türkiye İşçi Partisi'ne oy verse bile Türkiye İşçi Partisi'nin vekil çıkarma olasılığı da söz konusu değildir. Çünkü bu da kendi içinde bir normal dağılımdır. Çok teknik oldu ama Çok haklısınız. gerçek tablo böyle bir tablo. Dolayısıyla da burada bizi kaygılandıran, hatta herkesi, bütün muhalefeti kaygılandıran şu. Bu dönem, bu seçimde böyle bir strateji ne Türkiye İşçi Partisi'nin beklediği sonuçları ortaya çıkartacak, ne de diğer tarafta bir kayba neden olmama hali diyeyim söz konusu olacak. Yani bir kayba neden olabilir. Ama artık bence bütün bu tartışmaları bilimsel olsun, politik olsun tartışmaları tükettik. Artık bunun üzerinden hala işte orada seçime girmeyin, burada seçime girin. Toplumun, kamuoyunun geldiği bu duygu haliyle bunun mümkün olacağını ben düşünmüyorum. Bundan sonra şu olacaktır. Biz hesaplarımızı iyi yapalım, olası kayıpları, riskleri sıfırlayalım, minimize edelim ve parlamentoya güçlü bir şekilde Yeşil Sol Parti olarak girip 301'i AKP, MHP yani bu Cumhur İttifakı'na kaptırmayalım. Bu Çok. düsturla hareket edelim ve çok yani şimdi artık biraz daha fazla çalışmamız kaçınılmaz. Şimdi yine Erdoğan'a geleceğim. Mitinglerine de bugün başladı Afyon'da. Ondan önce seçim çalışmaları olarak o açılışları gösteriyordu. Diyarbakır'a gitti geçtiğimiz hafta Cuma günü. Aslında çözüm sürecinden Batı'da hiç bahsetmiyor. Orada dedi ki biz baldıran zehri içtik, böyle bir sürece girdik, bunlar masayı devirdi. Ama siz konuşmanızın başında masayı deviren tarafın Erdoğan olduğunu söylediniz. Niye gidip Diyarbakır'da Kürtleri şikayet ediyor size göre? Yani baldıran yerine başka bir şey içmiş herhalde. Kafa bulanmış. Ne diyeyim ben şimdi? Bunu artık hepimiz ezberledik. 8 sene oldu. Bir de şöyle bir mesele var. İnsanlara o kadar rahat bu çarpıtmayı yapabiliyor ki. Bunu içselleştirmiş. Yani orada demiyor ki ben doğru söylüyorum ya da söylemiyorum diye bir
derdi olmuyor. Gayet rahat böyle konuşabiliyor. Bir kere HDP'nin masayı devirme olanağı yok ki. Niye, nasıl devirebilir? Abdullah Öcalan'la devlet görüşüyor. Evet. İktidarda olduğu için Erdoğan görüşüyor. Erdoğan muhalefette olsaydı Erdoğan mı görüşecekti? Bu devletle PKK arasında bir mesele. Abdullah Öcalan'la iktidar arasında bir mesele. Biz HDP olarak, bugün de Yeşil Sol Parti olarak devren masayı ayaklar üzerine koyma çabası içindeyiz demokratik siyasette. Yoksa meselenin muhatabı da belli, ilişkilerin nasıl yürüyeceği de belli. İki gücün arasında 40 yılı aşkın bir mücadele var. Bir savaş var, bir çatışma var. Adına ne derseniz deyin bir şey var. Buna demokratik siyasetin içinde hiçbir siyasi partinin gücü yetmez. Ne masa devirmeye ne de bu çözüm sürecini bir kulvara oturtmaya. Buna nasıl gücünün yeteceğini de biz geçmişte 2013-15 arası deneyimledik mi? Deneyimledik. O zaman masayı ya Abdullah Öcalan devirebilir, devirebilir. Abdullah Öcalan devirmediğini söyledi. Net bir şekilde. Hatta ben bir haftada bitirebilirim diye çok yakın zamanda açıklaması da oldu. Bırakın devirmeyi, hala çözüm derdinde, kaygısında olan birisinden bahsediyoruz. Demek ki masayı Erdoğan devirmiş. Bu kadar net. Ha, bizim gücümüz olsaydı gerçekten bu anlamda bırakın masayı devirmeyi, masayı olabildiğince daha da güçlendirirdik. Biz hep o günde, bugün de bunu söyledik. Bu masaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Ve bu masanın yeniden oluşabilmesi için şimdi de işte meclisin kompozisyonuna ihtiyacımız var. Hani diyoruz ya, müzakerenin, demokratikleşmenin adresi meclistir. Evet, o zaman ihmal edilen şey meclis oldu. Erdoğan meclisi bypass etti. Fakat meclisteki siyasi partilerde, bugün muhalefette olanlar da bu bypass edilmeyi adeta gönüllü bir şekilde istediler, desteklediler. Çok ciddi anlamda demokratik çözüm sürecine muhalefet yaptılar. Şimdi öğrendiler mi? Öğrendiler. Yani Türkiye'nin demokratikleşmesinin bir müzakere aklından geçtiğini öğrendiler. İyi de oldu. Türkiye için de hayırlı olacaktır. Meclis bu konuda sağlıklı tartışmalar umarım önümüzdeki dönem sürdürecektir. Dolayısıyla bunun birçok ayağı vardır. Çok boyutlu bir meseledir. Bu çok boyutlu meseleyi çözerken bu çözüm sürecinin önemli bir muhatabını ihmal ederek değil, onu gören bir yerden meclis önümüzdeki dönem inanıyorum ki sağlıklı bir çalışma götürür. İnanıyorum ki bu yeni meclis parlamentoda olacak olan AKP'yi ihmal etmez. İnanıyorum ki bu yeni meclis toplumsal muhalefeti ihmal etmez. Çözüm sürecine, yeni bir çözüm sürecine toplumun bütün kesimlerini sağlıklı bir şekilde katmayı başarabilir. Çünkü Erdoğan iktidarının yapmadığı buydu. Erdoğan iktidarı bunu yapmadığı için masayı devirip adeta bir savaş başlatarak yeniden ve 8 senedir bu ülkeye şiddeti dayatarak kendi iktidarını kurtarmaya çalışıyor. Şimdi muhalefet çok şey öğrendi o süreçten dediniz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü videosu geldi aklıma. O da diyor ki işte Kürtler bu seçimlerde Erdoğan tarafından, iktidar tarafından çok bilinçli olarak hedef gösteriliyor, provokasyon yapılıyor. Sakın bu provokasyona gelmeyin. Kürtlerin, milyonlarca Kürt'ün terörist olarak tanımlanmasına izin vermeyin. Bu kardeşlik hukukumuzu sürdürün. Çok önemli bulanlar oldu bu açıklamayı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Önemli tabii. Yani bu açıklama önemli. Bir cumhurbaşkanı adayının tabii yetersiz bulunabilir, eleştirilebilir, eksik bulunabilir ama önemli bir açıklama. O yüzden kıymetli. Bugünden sonra konuşulacak esas mesele tabii ki Kürtler terörist falan değil. Türkiye'de terörist kavramının ne hale getirildiğini çok net biliyoruz ve bunun aslında Türkiye'ye ne kadar ciddi sorunlar açtığını da biliyoruz. Bir kere Kürtler dediğiniz meseleyi
artık içselleştirmek gerekiyor. Yani hep yukarıdan, üstten, dışarıdan konuşan, onu betimleyen, onu biçimlendiren, onu bir kalıba döken bir yerden konuşamazsınız. Bu ülkenin eşit yurttaşlarını konuşuyorsunuz. Büyük bir toplumsal kesimden bahsediyorsunuz. Kürtler dediğiniz bu büyük kesim içinde bir sürü farklılıklar barındırıyor, bir sürü düşünce barındırıyor, bir sürü zenginlik barındırıyor. Dolayısıyla Kürtler artık eşit yurttaşlık temelinde bu ülkedeki her insana o demokrasi penceresinden yaklaşmak gerekiyor. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu burada aslında bugüne kadar AKP iktidarının özellikle son 8 yılda yapmış olduğu meseleye dikkat çekiyor. Ve yeni bir başlangıca aslında bir davet var. Meseleyi belli bir video çekiminin içinden okuyup oraya sıkıştırmamak adına söylüyorum. Yani artık başlamamız lazım. Bir 100 yıl tükettik, yeni bir şeye başlamak lazım. Ha, bu herkesi aynı duygusallıkla tatmin etmeyebilir. Ama başlamakta hayır vardır. Geçmişten çıkartılacak çok önemli dersler vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da kendi geçmişlerinden bu kısa tarih içinde çıkartacağı önemli dersler vardır. Yüzyıllık tarih içinden önemli dersler vardır. Toplumsal yüzleşme, hakikatle yüzleşme önümüzdeki dönem gerçekten ciddi bir başlık olarak karşımıza gelecek. Bunu başarabilirsek çok önemli bir başlangıca bağlı olarak çok da hepimizin içine sinecek bir yol kat edebiliriz. Bakın sadece bunu beklemiyor. Türkiye'deki herkes bekliyor. Yani herkes artık bir demokratik çözüm, sağlıklı bir toplumsal hayat, bir huzur, barış özlemi içinde. Peki sadece Türkiye'deki yurttaşlar mı? Hayır. Koca bir diaspora var. Avrupa'da milyonlarca Kürt var, Türkler var. Orta Doğu var. Küresel siyasetin merkezi. Önümüzdeki belki de yıllık süreçte belirleyici coğrafya olan Orta Doğu var. Ve Türkiye'de gelişecek olan siyasi değişimlerin etkisine çok açık bir Orta Doğu'dan bahsediyorum. İster istemez bu seçimler bu anlamıyla beklentileri yükseltiyor. Şimdi Türkiye'liler her zaman bu savaşın yıkıcı etkilerini ekonomik ve demokratik olarak hissettiler belki ama depremde askerin sahaya inmemesi ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın o zaman sınırlarımızı kim koruyacak şeklinde yine Kürt düşmanı politikalara, savaş politikalarına vurgu yaparak bu durumu açıklaması bile bize şunu gösterdi ki on binlerce insan Türkiye'nin bu Kürtlere açtığı savaş nedeniyle depremde dahi yaşamını yitirdi. Yani bu savaş sadece Kürtlerin değil Türkiye'lilerin de canını alıyor. Ekonomik olarak onları da krize sürüklüyor. Dolayısıyla bir çözüm süreci barışın gelmesi Türkiye'lilerin de hayrına ve refahına olan bir süreç olacak. Çalışmalarınız var. Çok da sizi tutmak istemem ama son olarak sormak istiyorum. 2018 seçim sonuçlarında 4 milletvekilinden Muş'ta 3 HDP çıkarmıştı, 1 AKP çıkarmıştı. 2023 seçimlerinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Şimdi 2023 seçimlerinde Muş ve Dersim için daha seçime girmeden birer vekili YSK çaldı bizden. Yani bir de böyle şeylerle uğraşıyoruz biz. Mesela Muş 4 vekili 3'e düşürüldü. Dersim 2 vekili 1'e düşürüldü. Yani böyle tesadüfler takdir edersiniz ki nasıl tesadüftür. Dolayısıyla şimdi artık Muş'ta 3 vekil var. 3 vekil yarışacak. Ve biz tabii ki 3-0 hedefleyerek önümüze koyduk. Muş'ta 3-0, Şırnak'ta 4-0, Hakkari'de 3-0. Neredeyse orada sıfıra karşı bir sonuç almak istiyoruz. Ahmet'te, Van'da, her yerde bu çaba çok net gözüküyor. Muş'ta da yoğun çabalar ve çalışmalar var. Ben buradan Muş'tan Van'a başta olmak üzere
bütün arkadaşlarıma selamlar yollamak istiyorum. Sayın Sezai Temel'de çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu akşam Gel Konuşalım'ın konuğu Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili adayı Sezai Temelli'ydi. Sayın Temelli ile hem seçim çalışmalarını hem siyasetteki son durumu hem de Muş'ta hangi sonucu beklediklerini konuştuk. İyi akşamlar.